Değişime hazır mısınız? Değiştirecek miyiz? Eski köhnemiz zihniyeti değiştirecek miyiz? Halkın iktidarını iktidara getirecek miyiz? Sizin için çalışacağım, sizin için mücadele edeceğim. Bu ülkeye barışı, bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin yaşam tarzı siyasete konu olmayacak. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve Bay Kemal'in başının üstünde yeri vardır. Dünyanın en güzel kentlerinden birisinde yaşıyorsunuz. Antalya'da yaşıyorsunuz. Allah aşkına söyler misiniz? Dünyada kaç tane Antalya var? Bir Antalya var. Olağanüstü güzel bir Antalya ve olağanüstü güzel Antalya'nın güzel insanları. Ambulans şuraya, sağlık görevlileri bakabilirse arkadaşlar. Olağanüstü güzel, güzel bir Antalya'da yaşıyorsunuz. Olağanüstü güzel bir doğa. Dağları var, ovaları var, güzel insanları var, tarihi var, sanayisi var, her şey var o kadar güzel bir kente ve bu kente herkesin huzur içinde yaşamasını isterim. Siz huzuru bütün Türkiye satına yayarsanız bundan son derece, gerçekten son derece mutlu olurum. Kısaca bazı temel noktalara değineceğim. Bir, şöyle bir laf ediyorlar. Efendim, Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz gelecek Rusya'yla kavga edecek, Rusya'dan turistler gelmeyecek. Bunlar, yok çekmeyin. Bunların halini size anlatıyorum. Sandığa gideceksiniz, dersini vereceksiniz. Sandığa gideceksiniz, dersini vereceksiniz. Ya biz Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesine inanmış bir insanız. Yurtta barış, dünyada barış deriz. Barıştan daha güzel ne olabilir? Huzurdan daha güzel ne olabilir? Bereketten daha güzel ne olabilir? Hiç kimseyle kavga etme gibi bir niyetimiz yok. Herkesi kucaklayacağız. Herkes turist olarak bizim ülkemize elini kolunu sallayarak güzellik içinde gelecek. Antalya onu ağırlayacak. Muğla onu ağırlayacak. Bodrum onu ağırlayacak. Türkiye'nin her tarafında ağırlarız ve güler yüzle kendi ülkesine döner. Dolayısıyla bizim kavga etme gibi bir niyetimiz yok. Bunu bilmenizi isterim. Ve buraya gelen, Rusya'dan turist olarak gelen herkesin de başımızın üstünde yeri var. Niye olmasın? Bizim misafirimiz zaten. Gelecek, Türkiye'yi görecek, Antalya'yı görecek, güzelliklerini görecek. Gidecek Rusya'da Antalya'yı anlatacak. Her seferinde daha fazla turist gelecek. Hiçbir sorunumuz yok. İki, yine diyorlar ki aman ha sakın Bay Kemal'e oy vermeyin. Niye? Gelirse bütün sosyal yardımları kesecek. Ya niye keselim? Akır var mı? Mantık var. Ben yalan sözcüğünü pek kullanmak istemiyorum. Bulunduğum konum itibariyle. Ama doğruyu söylemiyorlar. Niye keselim? Sosyal yardımları aile destekleri sigortasını kurarak sağ elin verdiğini sol el görmeyecek mantığı içinde yapacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Bizim belediye başkanlarımız onlara da diyorlardı. Sakın ha bunlara oy vermeyin. Gelince yardımları keserler. Tam tersi oldu. Belediye başkanlarımızın yaptıkları yardımların sayısı tam 4 kat attı. 4 kat. Yine söyledikleri bir şey daha var. Efendim bunlar gelirlerse bunlar işte terör örgütleriyle işbirliği yapacaklar. Ya işbirliği yapan sizsiniz. Bütün numaraları çeken sizsiniz. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var. Açık ve net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın 2 kırmızı çizgisi var. 1 bayrağımız, 2 vatanımız. Bayrak ve vatan bizim için geçilmezdir. Vazgeçilmezdir. Bayrağımızı
ve vatanımızı her şeyin üstünde tutarız. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla Kuvayi Milliye geleneğinden gelen bir partinin öyle onlar gibi gidip arka kapıda pazarlık yapıp öne çıktıktan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlamak gibi bir zaafın içine düşmeyeceğimiz gibi böyle bir şeyi de asla kabul etmeyiz. Halka her yerde, her ortamda, her zaman doğruları söylemek bizim görevimizdir. Bir şey daha. Bir şey daha. Yazar ya, askerliğini yapanlar görürler. Hudut namustur diye yazar. Bizim hudutlar yol geçen anına döndü. Önüne gelen geliyor. Kim çıkıyorsa Türkiye'ye geliyor. 3 milyon, resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Afganların sayısını ise hiç bilmiyoruz. Ama Bay Kemal'in sözü var. Antalyalılara sözü var. Türkiye'ye sözü var. 85 milyona sözü var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye yolcu edeceğiz. Onları uğurlayacağız. Onlar bunu söyleyemiyorlar. Diyemiyorlar. Ama biz kendi ülkemizde geliyorsa Suriyeli turist olarak gelebilir, eğlenebilir, yemeğini yiyebilir, düğününü yapabilir. Her şey Türkiye'de mümkün. Onları rahat ağırlayabiliriz. Ama Suriye'den gelip Türkiye'de asgari ücretin yarısıyla insan haklarına aykırı koşullarda çalışmalarını doğru bulmayız. Onları kendi ülkelerine uğurlayacağız. Kendi ülkelerinde onlara can ve mal güvenliği dahil her türlü imkanı da bir şekliyle sağlayacağız. Bunu da bilmenizi isterim. Başka bir şey daha. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe. Oylarımızı bölmeyeceğiz. Bir araya geleceğiz. Sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız ve demokratik yöntemlerle bir otoriter rejimin sonuna noktayı koyacağız. Noktayı koyacak olan sizsiniz. Bu ülkenin saygıdeğer vatandaşları. Hep beraber gideceğiz sandığa. Tamam mı? Söz mü? Söz mü? Bir söz daha istiyorum. Ama bu biraz zor bir söz olacak. Sandığa giderken geçen seçimlerde AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bir vatandaşımızı da ikna edeceksiniz. Gelin diyeceksiniz. Türkiye çok kamplaştı. Türkiye neredeyse kavga eder noktaya geldi. Gelin bir değişime ihtiyacımız var. Yeni bir şey, yeni bir hamle yapalım. Bir değişime imza atalım. Benimle beraber gel ve gidelim, oyumuzu bu kez Kılıçdaroğlu'na verelim ve bu Türkiye'ye huzuru getirecekse bu getirecek. Gel beraber gidelim, kol kola gidelim, eğlenerek gidelim, bir bayram havası içinde gidelim diyecek misiniz? Bir AK Partili kardeşimizi ve bir Milliyetçi Hareket Partili kardeşimizi ikna edip beraber sandığa götürecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Ben de size söz veriyorum. Çok güzel şeyleri yapacağız, hayata geçireceğiz. Çok güzel. İktidara getirecek olan sizsiniz gençler. Size de söyleyeyim. Gençler, ilk kez sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız. Yaklaşık 5,5 milyon genç sandığa gidecek, oy kullanacak. Ve sizler değişimin tarihini yazacaksınız. Dünya siyaset tarihine önemli bir not bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu söyleyecek. Türkiye'de gençler otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler. Helal olsun onlara diyecek. Ben de söylüyorum, bu ülkenin demokrasiyi isteyen bütün gençlerine helal olsun. Bir şey daha. Bir şey daha.
Biliyorsunuz iklim değişikliği var. İklim değişikliği orman yangınlarına yol açıyor. Burası da yaşadı. Antalya'da orman yangınlarını yaşadı. Pek çok yerde sorunlar çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bütün ekipleriyle birlikte orman yangınlarını söndürmeye çalıştı. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda Cumhurbaşkanlığına bağlı 16 tane uçak var. Niye uçak var bilmiyorum. 16 uçağı satacağım. Yangın söndürme uçakları alacağım. Yangın çıktığı zaman söndüreceğiz. Böylece sadece Antalya'yı değil, bütün Akdeniz ve Ege'de çıkacak olan yangınlara anında müdahale edeceğiz. Belki başka ülkelerde çıkarsa, örneğin komşumuz Yunanistan'da, oraya da gideceğiz. Orada da yangınları söndüreceğiz. Dolayısıyla bütün Akdeniz havzasının en güçlü ülkesi haline geleceğiz. Bundan da emin olmanızı isterim. Bir şey daha. Taşeron işçilerimiz var. Taşeron işçilerimiz var. Güzel. Bütün taşeron işçilere kadro vereceğiz. Bütün taşeron işçilere. Kadro, devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Kadrolu işçi çalıştırır. İşçi işçidir. Kadrosu vardır. O çerçevede görevini yapar. Bunu da bilin. Hafızanızın bir yerine yazın. Taşeron işçiler de yazsınlar. Bay Kemal Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda sizin kadrolarınızın nasıl verildiğini Antalya'da görecek, bütün dünyada görecek. Emin olun. Bir şey daha. Allah nasip etti. Sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığına geçtiğimde saraylarda oturmayacağım. Saray bana göre değil. Ailem de saraya göre değil. Biz sarayda oturmayız. Sizler gibi yaşarız. Sizler gibi oluruz. Mütevazi yaşarız. Ben, eşim, çocuklarım gayet rahat yaşıyoruz. E zaten evimizin mutfağını siz daha iyi biliyorsunuz. Ne olduğunu da biliyorsunuz evimizin mutfağından. Bazen şaşırıyorlar. Ya bu gerçekten onların mutfağı mı? E bizim mutfağımız bu. Gayet güzel, keyifli. Yemeğimizi yiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Şunun için söyledim. Saraylara gitmeyeceğiz. Saraylarda oturmayacağız. Sizler gibi bir tevazi yaşayacağız. Eğer bir yere gideceksek Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz. Bundan hepinizin emin olmasını isterim. Bir şey daha. Öyle anlaşılıyor ki siz yolcu etmeye karar vermişsiniz zaten. Öyle mi yolcu edeceksiniz? Edecek. Bu halk kendi iradesiyle onu yolcu edecek. Bir şey daha ifade edeyim. Bakın bu önemli. Dikkatle dinlemenizi isterim. Olayları geriyorlar. Germek istiyorlar. Gerginlikten bir şeyler kazanmak istiyorlar. Ve toplumu birbirine kırdırmak istiyorlar. Her birimiz sakin olacağız. Her birimiz dikkatli olacağız. Her birimiz provokasyonlara karşı o provokasyonlara kapılmamak için dikkatli olacağız. Bugün Erzurum'da biliyorum. Bu ülkede hiç kimse yalnız olmamalı. Ne der Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir der. Gazi Mustafa Kemal öyle söyler. Hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin diye. Bakınız, her birimiz sükunetle bakmalıyız. Sükunetle davranmalıyız. Domuz bağına bağlayıp insanları öldürenler, Sadatçılar,
beşli çeteler ve o çetelerin avaneleri, bunların tamamı bir araya geldi. Ve bunlar olayları germek istiyorlar. Toplumu birbirine kışkırtmak istiyorlar. Ve bunların bazı adamları var. Sinan Ateş'in katilleri de o çerçevede. Onlar da torbacılar. O torbacıların da ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Sinan Ateş'in katillerini yakalayacağım. Kulaklarından tutup yargının önüne çıkaracağım. Hiç endişe etmeyin. Gaffar Okan'ın katillerini bulacağım. Kulağından yakalayacağım o katillerin. Onları da teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. Gerginlik yaratmak istiyorlar. Gerginlikten kaçınacağız. Gerginlik yapmayacağız. Şunun şurasında 4-5 gün kaldı. Bakın olaylara, germek istiyorlar. Bir kişi terör örgütünden medet umamaz. Terör örgütünden medet umar hale geldiler. Yazıklar olsun onlara gerçekten. Yazıklar olsun. Erzurum Milli Kurtuluş Savaşımızın en önemli kentlerinden birisidir. Erzurumlar da daştır. Erzurumlar bu işlere girmezler. Erzurumlar insanları sever. Erzurum'u bilirim. Ta öğrencilik yıllarımdan bilirim. Erzurumları da bilirim. Ama oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimi çok üzdü. O konuda pek çok telefon da aldık. Erzurum böyle değil ama bir avuç kişi yaptı. Yapanları biliyoruz. Yaptıranları da biliyoruz. Bir yerlerden medet umuyorlar. Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız diye bir arayışın içindeyiz. Unutmayın, uzun süre koltuğunda oturup koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır. Bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü. Yani altına etmiş demektir. Koltuklarından kalkmak istemiyorlar, değil mi? Niye kalkmak istemiyorsunuz? Neden halkın iradesine saygı göstermek istemiyorsunuz? Halkın iradesine saygı gösterin. Sandıklar gelecek. Bayram havası içinde gideceğiz sandıklara. Söz mü? Bayram havası içinde gideceğiz. Güle oynaya gideceğiz. Kol kola takılarak gideceğiz. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz ve sandığa öyle gideceğiz. Çünkü biz bu ülkeye demokrasiyi yeniden getireceğiz. Yeniden demokrasi gelecek. Ve gençlerimiz tweet attığı zaman anneleri babaları uyarmayacak. Aman oğlum, aman kızım, sakın bunu yapma. Gözaltına alınırsın diye endişe duymayacak. Gençler, size bir sözüm var. Cumhurbaşkanı olduğumda en rahat beni eleştirebileceksiniz. Rahatlıkla eleştireceksiniz. Ve ben sizin eleştirilerinizden ders çıkaracağım. Motorları mabiliklere süreceğiz. Hiç endişe etmeyin. Şimdi Ekrem Başkan Avrupa'nın en büyük metropolünü yöneten ve hiçbir metropolün yapmadığı 10 büyük metro inşaatına aynı zamanda başlatıp ve bitirmeye çaba harcayan bir kişidir. Yıllardır yapamadıklarını yaptı. Burada da sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız Muhittin Bey, o da güneş enerjisinden yararlanarak çok sayıda çiftçimize çok düşük ücretle güneş enerjisi elektrik veriyor. Kooperatifler her türlü desteği yapıyor. Göreceksiniz bizim belediye başkanlarının yaptığı bütün başarıları Türkiye satında göreceksiniz. Türkiye satında herkes görecek bunu. Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü görecekler. Nasıl kalkındığını görecekler. Yoksulluğun nasıl bittiğini görecekler. Sözüm söz, bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim iktidarımızda hiçbir fakirin suyu kesilmeyecek. Bizim iktidarımızda hiçbir yoksul ailenin elektriği kesilmeyecek. Bizim iktidarımızda hiçbir yoksul ailenin kışın ortasında doğalgazı kesilmeyecek. Bu ülkeye barışı, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kardeşliği ya getireceğim ya getireceğim. Son söz.
Ekrem Başkan İstanbul seçimlerinde güzel bir slogan geliştirmişti. Her şey hep beraber söyleyeceğiz. Her şey, her şey, her şey. Emin olun, her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharlar gelecek, baharlar, göreceksiniz. Bu ülkeye huzuru getireceğiz, göreceksiniz. Bu ülkede beraber yaşamanın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Hep beraber biz bunu yapacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, en içten saygılarımı sunuyorum. Antalya, dünyanın en güzel kenti Antalya.